Evet. Hak sahibi maçı yapılmak istesem yapamayacaklar. Olmayacak. Teyzeler. Evet. 38-33. Evet. Şöyle şimdi bunu ben de... Doktor Ulaş Bey, bak Hak Sağlığı Başkanımızın aşısı hemşire arkadaşımız sisteme girdi. Evet, kimlik bilgileriyle eşleştirme yaptı. Onayını aldı. Doğru mu hemşire hanım? Evet. İnşallah. Tamam. Sayın Valim yapmıyor arkadaşım. Evet. Yapılıyor. Hayırlı olsun. Allah razı olsun sayın. Sağlık olsun, şifa olsun inşallah. Hepimize inşallah, tüm topluma inşallah. Sayın Valim benim de birde olacak. Evet, ikinci aşı. Hak Sağlığı Başkanımız Ulaş Bey, Doktor Ulaş Bey. Vallahi işiniz burada olmasaydı siz pek Hak Sağlığı Başkanımız Ulaş Bey, Doktor Ulaş Bey. Vallahi Ulaş Bey var mı bir acil? Hiçbir şey yok, hissetmedim. Hatta ne zaman enjeksiyon yapılacak diye merak ettim ama eli çok hafifmiş. Çok sağ olun. Bugün bütün Türkiye'de olduğu gibi Ardahan'da da ilimizde de koronavirüs COVID-19 pandemisiyle mücadelede farklı bir süreci başlatmış oluyoruz. Aşılama uygulamasıyla birlikte. Ben bu vesileyle Ardahan kamuoyundan, değerli Ardahanlı hemşehrilerimizden bir ricam var. Aşı uygulaması zaten öncelikli olarak işte sağlık çalışanlarımızdan bugün başlatıyoruz. Sağlık çalışanlarımızla birlikte ardından Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu'nun tespit etmiş olduğu öncelik sıralamasına göre ilimizde de vatandaşlarımıza sıra gelecek. Öncelik sıralamasına göre söz konusu aşı uygulaması vatandaşlarımızda uygulanacak. Yalnız ben bu vesileyle söylediğim gibi vatandaşlarımızdan bir istirhamım olacak. Aşı olsak bile kurallara uymaya devam edeceğiz. Merkezli ilçelerimizde dahil aile sağlığı merkezlerimiz 14 tane. Ardahan'da Gönül Devlet Hastanesi'nde de toplam 15 aşı oda uygulamasıyla birlikte 51 birimde 16 merkezde aşılamamız başlıyor. Şu an Posof, Göle, Damat, Hanat, Çıldır ve bütün ilçelerimizde aşı tedarikimiz dün itibariyle sağlandı. Bugün sizin de himayelerinizde bu kampanyayı başlatıyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik. İlk aşıyı burada olacağız. Aynı anda bütün ilçelerimizde de aşılama çalışması başlayacak. İkinci dozlarını 28 gün sonra olacağız. Aşı olanlar da her ihtimale karşı normal diğer çocukluk çağı aşılamalarında da olduğu üzere aşı olduktan 15 dakika sonra kurumdan ayrılmayacaklar. Burada bizlerin gözetiminde olacaklar. Eğer alerjik bir öyküsü varsa onları biraz daha fazla tutacağız, yarım saat. Ama bu yapılan aşının da herhangi bir diğer aşılardan, inaktif aşılardan hiçbir yan etkisi, farklılığı yok. Aşı olanların aşıyla %100 korundular, %100 her şeyleri garanti altına alındı diye bir şey yok. Aşı olan arkadaşlarımızın dahil olmak üzere antikor oluşuncaya kadar bunların kendilerini çok iyi korumaları gerekiyor. Maskelerine, sosyal mesafelerine, hijyenine dikkat etmeleri gerekiyor.